Merhabalar dostlar, hepinize hoş geldiniz. Veren Ceylan bugün Krallık Kurma oyununun 2. sezonunun 1. bölümüyle sizlerin karşısındayım. Şimdi diyeceksiniz ki 1. sezon daha bitmedi ki sen nasıl 2. sezona başlıyorsun diyebilirsiniz. Ancak ben bir ara 1. sezonun maalesef bölümlerini çekemedim. Ve bu bayağı bir uzun bir ara oldu. Ondan sonra da tekrar devam etmeyeyim, adamlar zaten unutmuştur dedim. Böylece yeni sezona başlamış olduk şu anda. 2. sezona başlamış olduk abi. Şunu söyleyeyim ki bu Krallık Kurma oyununun sadece 1. bölümü ana kanala gelecek dostlar. Bundan sonraki tüm bölümler 2. kanalımıza, yani Eren Bey kanalına gidecek. Kartlar kısmında onun linkini bulabilirsiniz. Oradan 2. kanalımıza da abone olabilirsiniz. Çünkü diğer bölümler 2. kanalda gidecek. Ve muhtemelen bu oyunu yayında oynayacağız gibi gözüküyor. Yayın tekrarlarını 2. kanala atacağım gibi gözüküyor. Çünkü Twitch yayın entegrasyonu var oyunun. Ve yayın entegrasyonu bayağı güzel oluyor. Şimdi şuradaki kolay moddan oynayalım biz. Tehdit içermeyen, yani bu olmaz direkt, yani direkt hiçbir şey yok. En iyisi bu kolay mod. Zor modu boş ver abi. Zor mod bayağı zor gibi gözüküyor şimdi. Şimdi büyük bir harita istiyorum ben. Büyük bir harita. Tür ne olsun? Ada ya rastgele fark etmez abi. Bakalım değiştir. Bize güzel bir yer var. Burayı sevmedim. Burayı sevdim gibi ama burada çok hiç ağaç yok abi. Ama burası da bayağı verimli yer yani. Baksanıza oğlum. Burası güzel gibi abi. Ne diyorsunuz? Burada başlayalım mı? Burada başlarsak karşıya bir şey yapmamız lazım ancak. Yol yapmamız lazım ki ağaç kesebilelim. Yok abi, burayı da değiştir ya. Burayı da değiştir. Değiştir hocam, bunu da değiştir. Abi bu da direkt kocaman yer yani. Kocaman yer, burası olmaz. Abi ada istiyorum ben, tamam mı? Adalar halinde kuracağız. Mekanımız adada olacak abi. Burası güzel değil. Şurası... Ha, burası güzel gibi. Ama burası çok çorak yer var be. Heh, bulduk abi. İşte istediğimiz yer burası değil. Bir an istediğim yer burası diyeceğim sandınız değil mi? Hayır, değil abi. Bakıyoruz. Arayacağız abi. Güzel bir harita. Aha, istediğim harita bu. Bu gayet güzel hocam. Arazi oluşturma tohumu da buymuş. Kabul et diyerekten oyunumuza başlayalım bakalım. Sancağımız bizim kılıçlı sancağımız olsun mu? Ne olsun abicim? Bence kılıçlı sancak güzeldir abi. Veya burada kuşlu bir şey de var. Abi kılıç iyidir. Skyline serimizde verdiğimiz adını vereceğiz şehrimize. Şehrimizin adı Edoras olacak. Burada da. Hemen Edoras ismimizi koyduk. Evet, güzel bir noktada başladık. Burada taş, 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 demir. Abi çok güzel yerde başladık. Yanımızda her şey var abi. Her şey var. Kalemizi nereye koyalım? Başlangıcı. Siftah şuradan yapalım. Burada ne güzel bir şey yok çünkü. Direkt buraya yapalım. Boş mağaraymış burası da, güzel. Şimdi efendim burada mekanımız inşa ediliyor. Hemen yollarını da inşa edeceğiz. Artık oyunu öğrendik. İlk oynadığımızda acemilik zamanlarımızdaydık. Şimdi en azından oyunu öğrendik. Yine sıkıntılar yaşayabiliriz ama en azından oyunu öğrendik kardeşim. Şimdi hocam hızlı bir şekilde şuradaki bir ağaçları bir kesin. İlk önce iş önceliğimiz İnşaatta, ardından ise ağaçları keseceksiniz. Ağaçlar önemli. Direkt yok edin hocam ağaçları. Direkt patır kütür kırın hocam ağaçları. Hızlı bir şekilde. Ve bunu yaparken de şöyle hemen hızlıca şuradan yollarda yaptıralım sizlere. Ağaçları kırdıklarında bize güzel güzel kaynaklar gelecek. Ve bu kaynaklarla yolları inşa edecekler. Şimdi yolları bu sağ tarafa yapacağım. Çünkü burası verimli araziler. Verimli arazileri yollar için kullanmayacağız. Buraları gıda için kullanacağız arkadaşlar. Bu yüzden de buralara ev yapmayacağız. Şu an yeterince yiyeceğimiz yok. Ama zamanı gelince olacak. Şimdi şöyle buraya bir yol. Onun dışında şöyle buraya bir yol. Şöyle güzel güzel yollarla tüm krallığı donatacağız. Ve buralara ev yapacağız abi. Ama dediğim gibi şey olan yerlere ev yapmayacağız. Verimli topraklara ev yapmamaya çalışacağız. Yani yan yana verimli bir sürü yerin olduğu yere eğer ev yaparsak orayı boşuna kullanmış oluruz. Bu yüzden de böyle yapmayacağız. Bu arada dostlar, daha çok video gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Siz videolara beğeni attığınızda ben de diyorum ki bu adamlar seviyor abi videoları. Daha çok video istiyorlar deyip ben de ona göre fazla video çekiyorum. Bu yüzden yani eğer daha fazla video gelmesini istiyorsanız tek yapmanız gereken şey, sizlerden bir şey istemiyorum, sadece beğeni istiyorum abiciğim. Ve bunu yapmak gayet basit. Bu yüzden aşağıdan birkaç beğeni atarsınız. Sadece yeterlidir hocam. Birkaç dediğim, herkes bir tane atsa yeterli zaten. Hemen ağaçları kıracağız. Gıda sıkıntısı yaşayacağız yakın zamanda. Bu yüzden hemen gıda işlerine girişmek istiyorum abi.
Şöyle çiftlikleri kurmaya başlayalım. Çiftliklerde insanlarımız çalışacak ve böylece gıda problemimiz de çözülecektir diye düşünüyorum. Yeterince şu anda ağacımız yok. O ağaçlar kesilmesi gerekiyor ki bizim de kütüğümüz olsun abicim. Bu kütüklerle de binalar yapacağız. Şu anda krallığımızın nüfusu 8. 8 kişi sadece yaşıyor. Boşta olan kimse de yok. Herkes çalışıyor. Güzel. Herkes işinde gücünde abi. Hadi hocam seri seri inşaatları yapalım. Seri seri inşaatları yapalım. Ve seri seri kütükleri falan da keselim. Şimdi çiftçiler öncelikli olacak. Çiftçiler çünkü bize para kazandıracak. Para kazandıracak diyorum. Yemek kazandıracak. Yemek olmadan da bizim insanlarımız sıkıntıya düşüyor. Bu yüzden de çiftçiler her zaman çalışmalı abicim. Bunu bu yüzden en öne atacağız. Çiftlik hiçbir zaman boş bırakılmayacak abi. Bu bizim için önemli bir husus. Oyun hızlı bir şekilde devam edebilir. 3 yeni sakinimiz olmuş. Güzel. Bu yıl bayağı bir krallığımıza katılan adamlar olmuş. Bunları görmek güzel abicim şu an. Yapı ustaları şu anda şey yapıyor. Tamam. Kereste işçilerinde şu an fazla bir iş yok. Kereste işçileri çalışsınlar, bize şey getirsinler abi. Hocam seri seri lütfen rica ediyorum. Yapı ustası da çalışıyor. Yapı ustası da çalışıyor da bayağı yavaş çalışıyor yani. Harbi bayağı yavaş çalışıyor. Biraz kereste kesmesi lazım bizimkilerin. Şu an gıdalar toplanmadı. Henüz bu gıdalar yetmeyecektir. Heh, toplandı güzel. Gıdaları da oldu en azından bizimkilerin. Kışı bu gıdalarla geçinmeye çalışacağız. Şu an depomuz falan yok. Mevcut olan depo bize yeterli olacaktır diye düşünüyorum abi. Yollarımızı da çektik. Güzel, krallığımız gayet iyi bir durumda. Şu an 30 kişilik bir kapasitemiz var abicim. Bu yüzden ev yapmamıza gerek yok. Sadece birazcık şöyle çiftlik yaparsak bizim için yeterli olur diye düşünüyorum. Çiftlikler önemlidir abi. Çiftlikler önemli. Her yere çiftlik yapacağız. Şu yeri bir doldurmamız lazım çiftliklerle. İleride bize saldırmaya başlayacaklar. İleride bize saldırmaya başladıklarında orada da ordu basmamız da gerekecek. Şu an böyle kalemize baktığımızda danışmanlarımız bize fikirler veriyor. Genel olarak iyi durumdalar. Tamam, sıkıntı yok. Problem yok abi, güzel. Biraz daha ev yapabiliriz bence. Ama kereste işçilerinin çalışmasını istiyorum ya. Çiftçiler şu işlerini bir toplasınlar. Ondan sonrasında herkesi keresteye vereceğim. Herkes kereste toplayacak abi. Krallıktaki herkes. Kurt ininin yanına gitmesinler. Herkes kereste toplayacak. Sadece şunları bekliyorum şu anda. Şu bir tarlalar bir bitsin. Taşısınlar hemen. Ondan sonrasında gideceğiz. Ne yapacağız abicim? Hepsini kereste kestireceğiz. Kereste sıkıntımız bir uzun süre olmasın çünkü. Hallettiniz mi hocam? Vallahi hallettiler. Aslan parçaları. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Herkes hocam seri seri kereste. Herkes seri seri kereste yapsın. Kereste yapsın değil daha çok. Keresteleri toplasın seri bir şekilde. Yedek depo işçilerini de şöyle bir öne çekelim. Bunlar depo işlerinde uğraşacaklar. Şu an gıda olayımız gayet güzel. Sadece bizim bir depoya ihtiyacımız var. Depo olursa bizim için güzel olur. Depo için de taş lazımmış bize. Bunun için de ne yapacağız? Taş ocağı yapacağız abi. Taş ocağında çalışmalık yerler yapacağız. Bunlar taş ocağında çalışsınlar. Burada kullanılabilir taşa bitişik. Ama oraya yol çekmemizi istiyor bizden. Henüz oraya yol çekemem ama. Henüz üzgünüm abicim, oraya yol çekemem. Seri seri kestiniz mi abicim ağaçları? Vallahi kestiler, çatır çatır ağaçları yok ettiler bizimkiler. Şöyle hocam seri seri evlerimizi de yapalım. Fazla fazla evimiz olsun abi. Şöyle R bu şekilde buraya baksın. Güzel güzel evlerimiz. Şurayı kaldırabiliyor muyum? Boş mağara kaya kaldırıcı ile kaldırılabilir. Kaya kaldırıcımız yok herhalde bizim. İleride gelir diye düşünüyorum ama şu an yok abi. Tamamdır. Herhalde bitti bunlar diye düşünüyorum. Evet bittiler, güzel. Küçük köy seviyesine ulaştık. Harika. Şimdi çiftçiler en önde, yapı ustaları ise bir arkada. Yapı ustaları hızlıca evleri inşa edecekler. Bu evler bizim için önemli. Danışmanların tavsiyesine ihtiyacımız yok. Danışmanlar bizim için şu anda tavsiye vermesine gerek yok abicim. Biz onları hallederiz. Bizim onlara tavsiyelerine ihtiyacımız yok. Biz kendi zekamızla hallederiz hocam. Şimdi biraz daha yolları uzatmak istiyorum. Şöyle ileriye kadar yollar yapılsın. Yol giden yere medeniyet de gider abicim. Bu yüzden yollar önemlidir. Şöyle yukarı tarafa da yol yaparsak en azından. Şu taşa ulaşabilir mi bilmiyorum ama
ulaşırsa güzel olur. Yok abi, o tarafa ulaşamıyor. O tarafa şu an ulaşamıyor. Ama şuna ulaştırabiliriz. Değil mi? Herhalde ulaştırabiliriz. Şuradan şöyle bir tekrar bir yol yapalım. Şu an gıda sıkıntısı yaşanacak yakın zamanda krallığımızda. Ama sorun değil abi. Bir süre gıda sıkıntısı yaşansa problem olmaz. Sürekli yaşanmadığı takdirde bir sorun yok. Şöyle. İnsanlar yollardan hızlı hızlı gitsin. Bu yolları buraya yapıyorum ama sonrasında buraya surlar yapacağız. Yani sonra bunlar surlar için kullanacak. Tamam, gıda sıkıntımız yok abi, güzel. Taş olayında çalışanlar var mı? Taş ocağı çalışanlarını da şöyle arttıralım. Taş ocağında da çalışsınlar. Bunlar bizim için önemli abicim. Yapı da önemlidir, ancak yapı biraz daha sonra yapılsa da olur. Yani şu an zaten acil ihtiyacımız olan bir şey yok abi. O yüzden problem de yok. Abi ne demek uzak ya? Ne demek uzak ya? Ne demek uzak abi? Şuraya yol ekle. Şu an umarım olmuştur. Çünkü oradaki şeyi... Hayda. Oradaki şey arazisine girmek istemiyordum ama mecburiyet. Girdik abi, artık yapacak bir şey yok. Evet. Güzel, bu yollarda yapılsın. Kereste sıkıntımız en azından yok abi. Güzel. Şurası full tarlalar olacak. Meyve bahçesi falan da yapabileceğiz. Şöyle meyve bahçesi aslında yapsak olabilir buraya. İki tane meyve bahçesi fena mı olur abiciğim? İki tane de meyve bahçesi yapalım. Güzel güzel, insanlarımız sıkıntı yaşamasınlar. Şimdi buraya ne yapmamız lazım bizim abi? Kulübeler falan da yapabiliriz. Bunlar daha iyi köylü barındırıyor. Normal yer yerine ondan da yapabiliriz. Bir tahıl ambarı yapalım. İyi bir tahıl ambarına ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Şöyle bir tane oraya tahıl ambarı yaparsak güzel olur. Burada yangın mı çıktı taş ocağında bilmiyorum ama herhalde çözerler diye düşünüyorum abi. Güzel. Taş ocaklarımız da çalışıyor. Şu anda nüfusumuz da artıyor. 37 nüfusa da ulaşmışız. Krallığımız gayet güzel bir şekilde büyüyor. Henüz tehdit yok krallığımızda, güzel. Vergi oranı da şu an yok. Direkt vergi almıyoruz ama ileride almaya başlayacağız. Şu an almıyoruz ama dediğim gibi. Bu taraflara da hocam yol yapalım. Yol giden yere medeniyet de gider dedik. Bunu da uygulayacağız hocam. Seri seri. Yapı ustalarına fazla kişi gitmiyor maalesef. Yapacak bir şey yok abi. Meyve yetiştiricilerine de şu an adam ayıramayız. Ayırırsak eğer meyve yetiştiricilerine adam ne olur? Bu sefer yapı ustaları boş kalır. Bu yüzden biraz insanların yaşamasını bekleyeceğiz. Yani buraya gelmelerini bekleyeceğiz abi. Yeni yapımızı inşa etmek için uygun kimse yok. İnşaatçılık işlerine daha yüksek öncelikli, tamam. Halledelim abi. Şu an peki yemek sıkıntımız var mı? Yemek sıkıntımız var. O zaman taş ocağını şeyin altına alıyorum abi. Tamam. Taş ocağı aşağıda kalsın abi. Taş ocağı önemli ancak yapılar kadar önemli değil abi. Yapılar bizim için daha da önemli, biliyorsunuz. Şimdi birkaç tane daha ağıl yapalım şuraya. Şöyle kurulsunlar insanlar abi. Güzel güzel kurulsunlar. Yeniden inşaat şeyleri var. Burayı yık şeyleri var. Mesela şunları böyle yıkabiliyor muyuz? Bilmiyorum, seçtik ama yıkılacak mı bilmiyorum. Yıkabilirlerse çok güzel olur ama sanmıyorum yıkabileceklerini abi. Onları nasıl yıktığımıza dair bir fikrim yok. Meyve yetiştiricilerini öne çek abi. Meyveden de artık şey kazanmaya başlayalım. Gıda kazanmaya başlayalım. Biraz daha şöyle çiftlik yapmamız lazım gibi gözüküyor. Vatandaş yemek istiyor abi. Nüfus artınca tabii ki normaldir hocam. Nüfus arttı o kadar. Şöyle buraya da bir meyve bahçesi yapalım. Yanlarına da çiftliklerle devam edelim. Güzel. Gıdada şu anda en azından hiçbir sıkıntı yaşamadık bugüne kadar. Umarım da gıdada problem yaşamayız. Şimdi kulübelerden yapmaya başlayacağım abi. Şöyle kulübe yapacağız. Tam böyle güzel bir şekilde sığdı ha. Vallahi tam güzel bir şekilde sığdı. Şu yolu iki kademe yukarıya getirsem güzel olacak. Yani verimli toprakları harcamak istemiyorum ama bazen şey yapmamız gerekiyor maalesef abi. Bazen harcamamız gerekiyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Şu kulübelerden de yapalım artık. Kereste kalmadı abi harbiden. Kereste kalmadı ama şu ankiler zaten daha fazla bir şey yapmamıza gerek yok. Şu an elimizdekiler yeterli olacak. Ne istiyorsunuz hocam? Efendim tamam. Diyecek de tamam kardeşim, hallettik. Hepsini yapıyoruz. Yapıyoruz yani, onların bizim tavsiyesine ihtiyacımız yok abi. Biz hallediyoruz hocam.
Biz hallediyoruz yapı ustası. Çiftçilere bayağı adam ayırdık. Çalışsınlar abi, çiftçilik önemli bizim için. Taşıma kapasitemiz nedir? Güzel, güzel. Bayağı da taşıyabiliyoruz. Harika. Kurtları ileride falan yiyeceğiz bunları. Bunları ileride yok etmemiz gerekecek abicim, kurtları. Güzel. Ambar çalışanlarını da şöyle arttıralım. Ambar çalışanları da önemli. Yapı ustaları çok azaldı. Abi zaten çiftçiler topladılar. Şöyle biz devam edelim abi. Çiftçiler zaten topladılar. Çiftçileri şu an biraz aşağı çekelim. Her zaman yapı yapmıyoruz zaten. Şu an ihtiyacımız var abi. Şu an yapı ustalarına direkt olarak ihtiyacımız olduğu için onları şey yapmamız lazım. Artırmamız lazım. Bu kulübeler de güzel oldu. Eski seride bunlardan fazla kullanmıyorduk abi. Güzel oldu. Acaba şu yolları yıkınca bu evler de yıkılır mı? Güzel. Yeni insanlar şu anda şehrimize katılıyorlar. Bu arada dediğim gibi dostlar, bu serinin diğer bölümleri ikinci kanala gelecek. Genel olarak bu seriyi yayınlarda oynamayı düşünüyorum. Bu yüzden eğer seri neden gelmiyor falan diyorsanız, bu kanala gelmiyor çünkü. İkinci kanalı kartlar kısmından takip edebilirsiniz. Oradan takip ederek bu serinin devamında da izleyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Bunlar bayağı yavaş inşa ediliyormuş ama. Tabii ki bayağı da insan burada yaşayabiliyor. Güzel genişledik ya. Güzel. Güzel genişledikleri güzel geliştik direkt olarak. Gayet iyi. Gıda problemimiz yok. Gıda sıkıntımız yok. Harika. Sağlığımız da iyi. Meyvelerden de insanlar beslenebiliyor. Meyhane isteyen köylülerimiz var. Meyhaneye şu anda yapabileceğimiz ne taş var ne de odun abi. O yüzden şu an kullanamıyoruz maalesef. Üzgünüm. Ama zamanı geliyor. Şunlar bir inşa edilsin. Şunlar inşa edildikten sonra kereste işine gireceğim. Daha bundan sonra inşaat yok. Ondan sonrasında meyhaneler falan yapılır abi. İnsanların mutlu olması lazım çünkü. Sonra krallığa gelmiyorlar. Mutluluk önemli bir faktör abi. Kardeşim ne inşa ettiniz be? Ne yapıyorsun? Saray mı inşa ediyorsunuz anasını satayım? Vay be. Vallahi bayağı yavaş inşa ediyorlar ha, harbiden. Bayağı yavaş inşa ediyorlar. Lan yanıyor oğlum, şurayı söndürün lan. Lan oğlum yangın var lan, şehir yanıyor. Aga şehir yanıyor. Ama benana çok da önemli bir şey değil. Yansın oğlum, ne olacak, söner gider yani. Bak söndü kendiliğinden hocam. Gerek yok yani. Lan oğlum buralara da sıçradı yangın. Hocam. Aa, ejderha saldıracak. Ha, bu test için ya, şey gelip gidiyor, ejderha saldırmıyor. Yani artık sana saldırılar başlayacak uyarısı bu. Önemli değil abicim bizim için. Halledeceğiz. Bizim için problem yok. Ejderha gördü. Gelip gidecek zaten. Problem değil abicim. Güvenliğimizi halledeceğiz. Birkaç ejderha saldırısını savuşturamayabiliriz ancak zamanı gelince savuşturacağız tabii ki. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Şunlar bir inşa edesin yeter ki. Şunlar bir inşa edesin. İşçiler boşta kalsın. Bizim için gayet güzel olacak abi. Hadi ejder kardeş hadi. Biz senden büyüklerini avladık hadi. Hadi kardeşim hadi. Bak işine. Ufacık ejderha mı bizi korkutacak lan? Güzel, bunlar inşa ediliyor. Şimdi ufaktan artık şöyle kereste işlerinde devam edelim. Burada falan karışmadan gitseler iyi olacak. Orada çünkü kurt var abi. Kurtlara fazla karışmalarını istemiyorum. Ölmesinler insanlar. Ejderha saldırısı şeyinde endişelenmenize gerek yok abicim. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Ejderha bize hiçbir şey yapamaz. Devletinize güvenin, rahat olun abi. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece devletine güven abi. Tek yapman gereken şey bu. Gıda problemi de yaşamıyoruz zaten. Güzel güzel. Krallığımız gayet güzel hocam. 14 yıl sonra bir ejderha saldıracakmış. Problem değil. Hadi lan. Burası da amma yavaş inşa edildi ha. Adamlara bak. Bir türlü inşa edemediler anasını satayım. Ne yermiş ya? Dost niye bu kadar yavaş? Devam etmiyor sanki bu. Acaba kütük yok diye mi? Ama biz onun öncesinde parasını vermedik mi zaten o kütüğün? O kütüğün parasını önceden vermiş olmamız lazım. Neyse şu keresteler bir hemen halledilsin. Keresteler bir halledilsin. Duruma göre bakılır abicim. Hemen bizimkiler kereste toplamaya gitsinler. Sayımız güzel güzel artıyor. Kereste işçileri niye bu kadar azalıyor?
Ne oluyor oğlum? Kurtlar mı yiyor diyeceğim de yo. Kulübe yanıyor oğlum. Yanıyor, mekanlar yanıyor hocam, ilgilenin. Hocam ilgilenin hocam. Bırakın keresteyi. Aga be. Aga be. Yandı buralar. Neyse, sağlık olsun, bir daha inşa ederiz. Çok da çok da önemli bir yer değildi zaten de. Hallederiz hocam, problem değil. Ama böyle yangın nasıl çıkıyor oğlum bizde yani? Tamam, şey yapacağız. Kuyu yapacağım da çok fazla yangın çıkıyor bizde. Daha kuyu için benim yeterince taşım olmadı abi. Bir durun. Bir durun, taş olayını biz daha halledemedik henüz. Taş ocağı bir çalışsın bakalım en önde de. Şöyle. Taş ocağı bir hızlı hızlı çalışsın. Abi daha yeni inşa edilen yer bile yanıyor. Baksanıza. Yeni inşa edilen yer bile yanıyor abi. Olaya bak. Bayağı bir bizim yangın problemimiz var. Bence birileri farklı krallıklardan gelip kundaklıyorlar abi bizim yerleri. Oğlum ne oluyor? Hocam herkes yapı şeyine girebilir mi? Oho, tüm krallık yandı anasını satayım. Şuraya bak. Ben böyle bir şey daha önce yaşamadım oğlum. Bu ne? Çatır çatır yanıyor şu an krallık. Kuyumuz da var abi. Al sana kuyu birader. Allah Allah. Her yer yandı lan. Hadi hocam hadi. Yapın şunları, gözünüzü seveyim hadi. Yapı ustaların en önünde çalışması lazım. Gıda sıkıntımız yok en azından. Valla o kadar bu oyunu oynadık, ilk defa şu an böyle bir yangın sorunu yaşıyorum. Daha öncesinde böyle bir yangın problemi yaşamadık abi. Bizi biliyorsunuz. Ve yangınları rahat rahat çözüyorduk. Ancak bence kundaklanıyoruz farklı krallıklar tarafından abi. Bence kundaklanıyoruz. Bunun başka bir açıklaması yok. Bizi kundaklıyorlar gibime geldi. Hadi hocam şunları bir bitirin hadi. Bir bitiremediniz abi ya. Ama yavaş çalışıyorlar ya. Şu an şey bekliyor, tahta bekliyor. Yedek depo işçilerinin çalışması lazım abi bunun için. Yedek depo işçileri çalışsın, tahtasını yetsin, orayı inşa edecek. İnşallah edecek. Güzel geldi oraya şeyler, tamam orası da bitti. Sonunda inşaatları çözdük abicim. İnşaatları çözdük. Son şunlar kaldı. Onların dışında daha fazla inşaat yapmayacağız. Kiliseye de yapacağız abi. Her şeyi yapacağız. Daha fazla inşaat şu an için yapmayacağız. Yani en azından ev inşa etmeyeceğiz. Farklı şeyler yapacağız. Umutsuz köylüler ayrılıyor. Abicim ayrılan ayrılabilir. Siz sadece devletinize güvenin. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane yaptım mı? Tamamdır hocam işler. Daha ne olsun? Mis. Şimdi biraz da şey yapalım abicim. Bunun yerine ormancı yapalım. Ormancılar sürekli çalışsınlar. Sürekli çalışan bir ormancı şeyi yapalım bence. Bizim için daha iyi olur diye düşünüyorum. Bir kurt mağarasına fazla yakın. Tamam, bu ormancı çalışır abi. Bir süre bizi idare eder diye düşünüyorum. Ama tabii ki ormancılarla bir krallık geçinmez abi. Bizim illa keresteyi şey yapmamız gerekecek. Mutluluk artıyor. Güzel. 7 insan geldi. Harika. Bir de kilise ya da kütüphane yapalım abi. Kilise ya da kütüphane nereden yapılıyor? Şuradan yapılıyordur muhtemelen. Hazine odası. Bir tane hazine odası yapalım. Artık para toplamaya başlayalım. Bir hazine odası şart abi. Savaş odası. Ormancı yedek stok. Burası değil. Burada da bir şey yok. Ben körüm galiba. Buradaymış. Oha çok para oğlum bunlar. Kardeşim siz vergi veriyorsunuz da mı bunları istiyorsunuz? Siz vergi veriyorsunuz mu? Almıyorum verdiğinizi. Vergi oranını çek abi %15'e. Çek abi %15'e. Toplayın anasını satayım. Topla. Şu yapı ustaları bir çalışsın. En önde bir yapı ustalarının çalışması lazım da. Yine kereste toplarsınız da bir yapı ustaları çalışsın da abicim. O hazinenin inşa edilmesi lazım. 9 yıl sonra ejderha saldıracak. Bu ejderha saldırısını engellemek için ne yapacağız abicim biz? Okçu kuleleri yapmalıyız her yere. Bu okçu kuleleri için de kale bloğu yapacağız. Şimdi bu kale bloğunu ne kadar yüksek yapsak? Şu an ejderha saldırısı en azından yok. Şu an için yapmamıza gerek yok gibi gözüküyor. Yani daha 9 yıl var abi. Daha 9 yıl var. Şu an bununla uğraşmayalım. Çünkü bunların inşaatı baya baya uzun sürüyor biliyorum.
En azından bir kütüphanemizi bir yapalım. Gelişmiş kasaba. Tamam, şu an onları yapacağız. Ancak sadece altınımız eksik. Altın geldiğinde yapılacak abi bunlar. Şöyle şuraya. Yap abi bundan. Bundan yap şuraya da. Bunları ejderha saldırısı için hazırlamam lazım. Yoksa ejderhalar bizi yok eder abi. Yapıldı mı burası hazine odası? Güzel. Toplayın abicim hazine. Topla 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 topla. Kereste işi de bitti gibi gözüküyor. Güzel. Ne demek yeni sakin çekemedi diye. Halledeceğiz hocam. Halledeceğiz. Yeni sakin işini de çözeceğiz. Şuraya bir tane daha meyhane yap. İnsanların gelmesi için mutlu olması lazımmış. Mutlu olması için de meyhane gerekiyorsa yaparız abi. Hadi hocam hadi. Yapı ustaları için bayağı şu anda şey ayrılıyor. Güzel. Meyhanecilere de çalışma şeyi verelim de bu nüfusun artması lazım. Şu an zaten gıda sıkıntımız yok. Taş ocağı çalışanlar da var. Yani krallıkta durumlar güzel. Vallahi durumlar şu anda iyi gidiyor. Biraz vergi topladıktan sonra şuradan bir hangisi daha kolaysa onu yapalım. Hangisi daha önce yapılırsa onu yapacağım abi. Vergi mi daha önce toplanır? Kütüphane veya kilise hangisi daha önce yapılırsa onu yapacağım. Haydi hocam seri seri. Ne demek kimse gelmiyor ya? Bu krallığa neden kimse gelmiyor hocam? Bu krallık gayet güzel bence yani. Bakın daha yeni başladık. Nasıl geliştik hemen ya? Daha ne istiyorsunuz siz? Hocam daha ne bir insan bir krallıktan daha ne isteyebilir? Ben sizlere söylüyorum. Bir insan bir krallıktan daha ne isteyebilir? Daha fazla bir şey isteyemez. Yap abi şuraya. Yap abi şuraya. Güzel. Mutluluk olayını da çözüyoruz. Şimdi artık 6 kişi gelmeye başladı bile. Oo, güzel güzel. Güzel abi. İşler şu an krallığımızda iyi gidiyor. Sur inşaatlerini de yaptık. Bunu da daha da büyüteceğiz. Bizim için buna taş lazım. Okşu kulesi lazım. Şuraya bir okşu kulesi. Okşu kulesinin için taş gerekiyor mu? Vergi şeyi gerekiyormuş abi. Altın gerekiyormuş. Abi %20'ye çek. Adam gibi toplayalım abi. Ejderha saldıracak. Bizim daha kuleler bitmedi çünkü. Onun yapılması lazım. Ejderha saldırısını engellemek istiyorsak yapacağız abi. Başka bir yolu yordamı bunun yok. Bu yüzden de halkın biraz yardımcı olması lazım abi kralına. Aa ülkeyi veba... Ayda veba bizim için kötü oldu bak. Ama çözülür abi veba. Kendiliğinden çözülecek zaten. Klinik yapalım bir tane hatta. İnsanlarımız sorun yaşamasın. Bu ne? Öldü mü lan? Ölenler mi var? Ha, vebaya şey yapmış. Klinik yapıyoruz hocam. Sakin olun. Bir durun ya. Daha vebayı ben... Bana söylemeden hemen çıkardınız kardeşim. Veba nereden çıktı ya? Bir insan bir söyler ya. Tamam daha yüksek inşa edilemez. Bu en yükseği buymuş. Mezarlık görevlisi de yapmamız lazım bir tane. Şöyle buraya da bir mezarlık görevlisi yap. Onun haricinde. Efendim bu şu kulesi biraz para. Halk. Biraz para. Vatandaşlar neyden umutsuz kardeşim? Ben mi çıkardım vebayı anasını satayım? Adam gibi yaşayayım veba çıkmasın. Bana mı soruyorsunuz? Allah Allah. Ölenlere dokanmayın. Kalsınlar orada. Adamlar kalsın. Ananı ağrıyor. Köye ne oluyor? Köy gidiyor abi. Köy elden gidiyor. Köy mü krallık mı artık her neyse. Her şeye benziyor yani. Hocam doktor. Rahip. Devam. Okçu şu anda kapalı. Vergi toplayıcıları en üste çek. Vergi toplamamız lazım. Meyve yetiştiriciler, çiftçiler salla aç kalsın köpekler. Onlar bir hemen bir şey yapsın. Ne demek saygın bir şekilde gömülmüyor? Yapıyoruz kardeş bir dur ya. Mezarlık görevlisi yapıyoruz hemen bir durun. Kardeş bir dur sakin. Sakin. Halledeceğiz. Yeterince saygın bir şekilde gömüleceğinden emin olabilirsiniz. Hemen bir şey yapmayın ya, hemen celallenmeyin ya. Çalışıyoruz abi biz de. Bir krallık kolay kurulmuyor. Gelin siz yönetin krallığı. Bir krallık öyle kolay kurulmuyor efendim. Kafanıza göre hemen şey yapmayın yani. Buyurun siz kurun o zaman krallığı biz yaşayalım. Allah Allah. Adamlara bak hemen.
Hemen şey yapıyorlar ya, hemen bir şey yapma dertlerindeler. Biz uğraşıyoruz krallık için kardeşim. Saygın bir şekilde gömülecek. Yeterince çabuk gömülecek. Mezarlık küresi çalış. Çalış kardeşim, göm şunları ya. Adamları gömün ya. Ha yeni veba, ne ara veba çıktı anasını satayım. Böyle veba bir şey var mıydı ya bizim zamanımızda? Ben hiç vebadan yana bu kadar sıkıntı yaşadığımı düşünmedim. Düşünmedim de hiç görmedim yani. Böyle bir sıkıntı görmedim abi. Amma sıkıntı yarattılar ya. Bir vebadır, alt tarafı öldünüz yani. En fazla öldünüz hocam, ne olacak? Şuradan devam et. Güzel. Ejderha gelirse ağzına vuracağız. Tamam. Sorunlar çözülüyor hocam. Bir de yıldırım çarpar zaten krallığa. Krallık yok olur. Olur abi, bu krallığın başına her şey gelir. Meyve sıkıntımız var şu an. Meyve yetiştiriciliğini bir en öne çek de, sağlık problemim var çünkü halkta. Halkta bir sağlık problemim var abi. Meyveyi bir en öne çekmemiz lazım. Ambarı da çekiyor şöyle. Önemli şeyler bunlar. Bunlar önemli. Güzel. Şimdi bizim ufaktan ordu kurmamız lazım artık abicim. Ejderha geldi, gelecek. Savaş odası için taş gerekiyor. Taş, acil savaş odası ve mancınık yapacağız abi. Acil. Taş ocağı çalışanları fullmüş zaten, güzel. Çiftçiler şu an boş. Şu an gerek yok abi. Çiftçiden yana sıkıntımız yok. Problem yok abi. Balık olayına falan girişeceğiz. Girişeceğiz abi, problem değil. Daha amaç bizim için balık çok erken. Henüz erken abi, balık daha bir dur. Bismillah, yeni başladık daha bir dur. Tamam, gelecek kaynak gelecek. Şöyle bir savaş odası kurulmalı. Ardından ise mancınık. Kardeşim mancınık acil. Mancınık kulesi. Şuraya da abi. Hadi abi. Ejderha gelsin de göreyim şimdi. Hadi götü yiyen ejderha gelsin. Hangi ejderha geliyorsa gelsin. İster Viking gelsin, hepsini tokatlarız. Sıkıntı yok. Krallık şu an gayet güzel durumda. Mutluluk ne durumda? Mutluluk iyi. Artacak. Daha da artacak şu an. Henüz mükemmel durumda mıyız? Hayır. Kesinlikle değiliz. Ama artacak. Güzel duruma geleceğiz abi. Ambar çalışanları, yapı ustaları, meyhaneciler. İşçileri iyi öne çekebilirsek güzel olacak. Meyve yetiştiriciler, vergi toplayıcılar. Bir süre vergi toplama işini kapatabiliriz. Şu an gıda sıkıntımız var. Çiftçileri en öne bir koy abi. Çiftçiler bir çalışmaya başlasın artık ufaktan. Taş şu anda bizim için çok da önemli değil. Taş o kadar da önemli değil abi. Şu mancınıklar yapılsın, yeterli şu an. Taş şu an önemli değil abicim. Bir ejderha abi saldırsın, bir ejderhayı bir tokatlayalım. Bizim için kafidir diye düşünmekteyim. Bu arada bir saniye, hemen bir şeye bakmam gerekiyor. Videomuz 30 dakika olmuş arkadaşlar. Burada ufaktan videoyu sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi bir sonraki bölümler ikinci kanala gelecek. Bu oyunu genelde yayında oynayacağız. Yayın tekrarları da ikinci kanala gelecek. Kartlar kısmında ikinci kanalı takip edebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.